Kültürle ilgili LYS'de karşınıza çıkabilecek kısma geldik. Kültürle ilgili bazı kavramlara bakacağız burada. Birincisi kültürlenme ya da kültüre katılma. İnsanların içinde yaşadıkları toplumun kültürünü benimseyerek kültüre katılma süreçleri. Üst kültür bir toplumda geçerli olan genel kültür özelliklerini anlatır. Bu üst kültür toplumun her kesiminde bilinir ve benimsenir. Türk kültürü, Çin kültürü birer üst kültürü anlatan tabir olarak karşımıza çıkabilir. Alt kültür bu üst kültürün altında yer alan aynı ulusta bölgesel farklılıklar yoluyla ortaya çıkan farklı kültürel özellikleri anlatır. Türk kültürü bir üst kültür demiştik. Türkiye'deki Aleviler, Amerika'daki Kızılderililer birer alt kültür öğesi olarak karşımıza çıkar. Başka bir kavram kültürleşme. İki farklı kültürün karşılıklı etkileşimiyle gerçekleşen kültür alışverişidir. Bu kültür alışverişinden sonra her iki kültürde de bir takım değişiklikler meydana gelebilir. Mesela Avrupa Birliği'ne üye ülkeler arasında bir kültürleşmeden bahsedilebilir. Ya da Türklerin Almanya'ya çok ciddi göçlerinin olduğu sırada yine Alman kültürüyle Türk kültürü arasında bir kültürleşme olduğundan bahsedilebilir. Kültürel yayılma kültür özelliklerinin bir kültürden diğerine geçmesini anlatır. Hamburger, ayran, ulusçuluk düşüncesi, spagetti, yoğurt, kültürel yayılma örnekleridir. Asimilasyon bir kültürün kendi içindeki azınlık kültürü eritmesi ve kendine benzetmesi olarak tanımlanır. Asimilasyon yavaş yavaş kendiliğinden de olabilir zorla da gerçekleşebilir. Yine Türkiye'de Aleviler Sünni kültürün içinde, Aztekler Meksika kültürünün içinde asimile olmuşlardır. Kültürel çatışma farklı kültürlerin ya da üst kültürle alt kültürün mücadelesini anlatır. Zaten adından da çok net bir şekilde anlayabilirsiniz. Kültürel gecikme manevi kültür unsurlarının maddi kültür unsurlarındaki değişmeye ayak uyduramaması durumudur. Mesela balkondan halı silkelemek bir kültürel gecikmedir. Neden? Apartmanlar, binalar ne demiştik? Maddi unsurları oluşturur. Ama hala gece kondu kültüründen gelen halı silkelemek bu manada maddi kültür unsuruna ayak uyduramamıştır. Dolayısıyla bu bir kültürel gecikme olarak adlandırılır. Kültür şoku ansızın kendininkinden çok farklı bir kültürün içine giren insanların yaşadığı çatışma ve bunalımı ifade eder. Köyden şehre gelenlerin yaşadığı bir kültür şokudur. Ya da batılı bir öğretmenin Tayin'in doğuya çıkmasıyla doğuda yaşadığı bir takım bunalımlar kültür şoku olarak ifade edilebilir. Kültürle ilgili başka bir kavram kültürel çözülme. Yine adından çıkarabilirsiniz gayet. Bireylerin kültürel değerlere bağlılığının azalması sonucunda ki bunu çok fazla şey etkileyebilir, bütünlüğün ve dayanışmanın zayıflaması halidir. Kültürel yozlaşma, yabancı kültürlerin etkisiyle kültürel değerlerin kaybolması Asıl kültürden uzaklaşılması durumudur. Mesela dildeki bazı yozlaşmalar. Mesela şu bir kültürel yozlaşmadır. Otobüste yaşlılara yer vermemek bir kültürel yozlaşmadır. Kültür emperyalizmi ise gelişmiş kültürlerin az gelişmiş diğer kültürleri özellikle kitle iletişim araçları yoluyla etkilemesi ve kendine benzetmesi durumudur. Dünyada çok ciddi bir Amerikan emperyalizmi vardır. Kültür emperyalizmi deyince direkt olarak Amerikan emperyalizmini hatırlayabiliriz. Müzik